Çayımızı burada demleyeceğiz arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız çok mutluyum arkadaşlar. Neden? Kar yağıyor. Gece güzel kar yağışı vardı arkadaşlar. Şimdi inceldi, ince ince yağıyor. Her yer bembeyaz oldu. Rabbime şükürler olsun. Bugünleri gördük diyelim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanın içinde arkadaşlar gezeceğiz bol bol. Kuş sesi dinleyeceğiz, manzara izleyeceğiz. Böyle çok güzel, böyle rahatlatıcı bir video olacak sizin için. Kar özleyenler için kesinlikle. Sabah şu anda saat 7-7.30 civarı. Havanın tam aydınlanmasını bekliyordum. İşi bitirdim. Mesaim bitti, dedim ki önce bir videomu çekeyim, ondan sonra dinlenirim, yatarım dedim. Önce iş her zaman arkadaşlar. Güzel bir çay demleyeceğiz yol kenarında. Cevizli bölgesine gideceğiz birlikte tekrardan. Çünkü şöyle söyleyeyim, birkaç almam gereken eşyalar var. Onları alacağız. Ve kalanında da bol bol gezeceğiz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim.
Ağaçlar adeta şarkı söylüyor arkadaşlar. Çok güzel ya. Burası Ceviz yolu arkadaşlar. Yol şu anda çok güzel. Çürümemişler. Böyle usul usul gidiyorum. İleride bir çeşme var. Orada durup bir çay demleyeceğiz birlikte. Çayımızı burada demleyeceğiz arkadaşlar. Cevizli'nin bu taraflarında arkadaşlar, yani giriş bölgesinde sürekli böyle oturacak güzel yerler var. Çok fazla çalı odun
ziyan etmek istemiyorum açıkçası. O yüzden azar azar kullanacağım. Evet, ateş her zaman tek denemede yanmayabiliyor arkadaşlar. O yüzden bu biraz uğraştırdı. Yağmurun altında daha kolay yakmıştım ama. Neyse. Thank you.
bir aşağıya doğru da inelim arkadaşlar. Ne var ne yok bakalım. Şu an gerçekten burası çok huzurlu ya. Gece bayağı bir yağmasını bekliyorduk ama çok yağmadı. Yine buna şükürler olsun. En azından gözümüz bari hani nasıl desem sizler arkadaşlar içimiz de rahatladı diyelim. Kar yağınca bir temizlenir ya. Biz de böyle bir temizlenelim dedik. Burası piknik alanı. Hep burada çok güzel böyle yerler var arkadaşlar. Hepsine gideceğiz inşallah. Buralı birkaç arkadaşım var arkadaşlar. Dediler ki video çekeceksen sakın ormana girme. Dedim niye? Bu bölgede çok kurt varmış arkadaşlar. Ve sabah da gerçekten sisliydi. Açıkçası tırstım biraz ormana girmeye. Tek başıma yanında silah yok vesaire. Bir de zemheri ayındayız. O yüzden pek de ormanın içine dolanmak istemedim. Sizler nasılsınız peki arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Geçen dağ önündeydik. Çok güzeldi. Gerçekten Seytel abi o kadar özlemişim ki inşallah daha sık gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Fırsat buldukça gideceğim yanına inşallah. Tabi havalar sıcak olduğu için arkadaşlar kar da tam yağmıyor. Hani gerçekten full karlı gösteriyor hava. Lakin şöyle bir problem var. Hani yağmur olarak düşüyor genelde. Çok artık hani yüksek kesimleri ancak hani buralar aslında hani kar alan bölgeler. Böyle ciddi anlamda yağış alması gereken bölgeler. Lakin yağmıyor. Her şeyde bir hayır vardır derler. Rabbim hayırlısından versin her zaman. Düşüyordum. Çayımız kaynamıştır arkadaşlar. Gidip çayımızı demleyelim. Aslında videoyu daha uzun, daha dolu tutmak isterdim arkadaşlar. Lakin uykusuzluktan
geberiyorum. Kapitalizm sağ olsun. Sürekli çalışmamız gerekiyor. Ha şu an hani bunu iş olarak görmüyorum gerçekten hani. Tamam video çekiyorum lakin ama hani rahatlıyorum bir yandan da. Benim için stres atma gibi bir şey oluyor diyeyim. Şantiyeden uzaklaşmak bana iyi geliyor açıkçası. Keşke komple gidebilsem. Ama inşallah yakın zamanda da komple giderim belki. Güzel iş teklifleri alıyorum. Artık kabuğumuzdan sıyrılmamız gerekiyor. O yüzden bir şeyler yapacağız inşallah. Ateşin altı soymuş arkadaşlar. Birazcık biriktirdim. Çay bayağı ısınmış da iyice kaynaması lazım. Güneş vurduğu anda şıpır şıpır dökülmeye başladı arkadaşlar her yer. Çayımız çöktü arkadaşlar. Demin azaltmışım birazcık ya. Burada bir bardak çay içip uyumaya gideceğim. Bir de buranın suyunu sevmedim arkadaşlar. Çayı bulanık çıkarıyor. Bir daha oradaki benim doldurduğum çeşmeden doldurup geleceğim. Lezzetinde sorun yok. Güzel. Ama dediğim gibi bulanık çıkarıyor. O yüzden sevmedim. Aslında bugün arkadaşlar daha uzun bir video çıkabilirdi. Lakin dediğim gibi uykusuzum. İşten çıktım, çıkar çıkmaz sabah geldim. Çünkü uyandığımda gelecektim arkadaşlar. Dedim ben uyanıncaya kadar kar erir kesin. Kar erimeden gideyim şöyle bir keyfini çıkartayım dedim. Akşam yağışını seyrettim. Mutfakta çalışıyorum, 2 dakikaya bir dışarı çıkıyorum. Kar yağıyor mu, yağmıyor mu? Nasıl yağıyor, hızlı mı yağıyor? Acaba tutar mı, tutmaz mı? Sürekli dışarı çıkıp geliyordum içeriye doğru. Evet, de bekliyorduk gerçekten. Ay. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok yağış gösteriyor. Rabbim hayırlısını versin her zaman. Güneş artık çünkü arkadaşlar hava açılıyor. Aha. Köye de yağdı mı ki acaba ya? Annemi aramadım. Annemi az sonra arayayım sorayım bakayım yağdı mı? Bu arada arkadaşlar STD'de bazı insanlar sanırsam küs olduğumuzu falan düşünüyor. Şöyle söyleyeyim. Aramızda herhangi bir küslük yok. Sadece hayat şartları fazla görüşmemize imkan sağlamıyor. Sürekli davet ediyor tabii. Her geldiğinde diyor daha yine gidelim gel gidelim. Yorgun oluyorum vesaire bazen hani gerçekten gidemiyorum. O yüzden pek fazla görüşemiyorum. Yani görüşüyoruz da yani video çekmiyoruz. Biz gene sürekli görüşüyoruz, araşıyoruz. Yani haftada bir iki kere araşıyoruz. Haftada bir araşıyoruz aşağı yukarı da. Ben pek telefonla konuşmayı sevmeyen bir insanım. Hani şöyle telefonla konuşmayı sevmeyen bir insanım. Aramam kimseyi kolay kolay. Yapım bu şekilde. Bir arkadaşımı dostumu arıyorsam ya bir işim düşmüştür
Ya da hani bir önemli bir şey vardır. Boş yere hani, çünkü herkes hayatında çalışıyor vesaire. İnsanları boş yere meşgul etmeyi sevmem. Ki boş yere beni de aramayı da sevmem yani. Hani biri beni arayıp da işte ne yapıyorsun, işte şöyle mi böyle mi vesaire. Önemli bir şey olur. Ya da hani uzun bir süre geçmiştir. Halatı sormak için ararsınız. O eyvallah. Ama yani çok şey sevmiyorum yani açıkçası. Aman bugün şunda konuşayım, bugün bunda konuşayım diye sürekli telefon muhabbeti yapacak bir insan değilim. Vaktimin %80'ini nişanlıma ayırıyorum genelde. Onunla sürekli konuşmak istiyorum. Ve onunla konuşmaya çalışıyorum genelde. Kalan zamanlarda da iş ve bu tür çekimler vesaire öyle geçiyor zaten. Zaten iş stres, biraz işi sevmiyorum arkadaşlar. Hani mutlu olmadığım için. Hani şu mutlu olmadığım bir yerdeyim. O yüzden sıkıntı yaşıyorum kendi içimde. Sevmiyorum çünkü arkadaşlar burayı. Hani bu şanti ortamından nefrettim. İliğimle kemiğimle tiksindim gerçekten artık ya. İnsanlardan vesaire. O kadar çok değişik insanlar var ki. Hani ben düz bakan bir insanım arkadaşlar hayata, her şeye. Hani benim için her şey nettir. Doğru ve yanlış vardır benim için. Başka bir şey yoktur. Hani altı, üstü, aşağısı, yukarısı, sağ solu benim için önemli değildir hiçbir şey. Ama insanlar çok farklı. Yüzüne farklı konuşuyorlar. Arkandan başka konuşuyorlar. Onun arkasında senden başka konuşuyorlar. Çok değişik insanlar var. 200 insanlar var. Hak yiyorlar. Ben bu tür şeylere gelemiyorum. Kısacası dünyaya gelemiyorum ben. İnsan içinde yaşamaya elverişli bir insan değilim açıkçası. Her yerde var bunlar tabii ki arkadaşlar. Ama benim zoruma gidiyor. Yapamıyorum. Sevmiyorum ben şeyleri. Yaparım da Allah bin türlü belasını versin. Yaşayacağımız sadece bir hayat, doğrusuyla yanlışıysa, yanlışıyla da hepimiz kendimiz yaşıyoruz tabii ki ama net yani. Doğuyorsun, belirli bir kurallar var, belirli bir kurallar demeyelim de belirli bir yaşam çizgisi var. Doğru ve yanlış var. Bunu idrak edebilecek Allah sana beyni vermiş sonuçta yani. Neyin doğru, neyin yanlış olabileceğini hani kendini seçebiliyorsun sonuçta. Ona göre yaşayıp öleceksin. Bu kadar basit bir şey. Biz onu o kadar böyle dallandırıp bulaklandırıyoruz ki, o kadar zorlaştırıyoruz ki, bazen kendimize ulaşamayacağımız hedefler koyuyoruz. Ne bileyim, sürekli böyle yoruyoruz kendimizi aşırı derecede. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama 2 saniyenin garantisi yok hiçbir zaman. Yok arkadaşlar, o yüzden yaşamı fazla abartmamak gerekiyor. Yaşamayı biz çok abartıyoruz. Hani çok ince ayrıntılar düşünüyoruz. Ne bileyim, çok fazla boş yapıyoruz. O yüzden sadece yaşayıp geçmek gerekiyor. Bazı şeylere çok takmamak gerekiyor. İnsan her şeyi dert ederse olmaz. Ben gayesiz bir insanımdır arkadaşlarım. Gayesiz derken çok fazla hiçbir şeyi kafaya takmam. Hani çünkü belirli bir şey, sistem vardır arkadaşlar. Bir şeyi kafana takarsın. Çözümü vardır. Ne yapman gerektiği vardır. Bitti. Bunu sürekli düşünüp kendini yoramazsın. Örnek vereyim, ne bileyim hani bir ekonomik zorlukta mısın? Çözüm vardır. Çalışırsın, kazanırsın, biter. Hani bunu dert etmezsin. Ya da ne bileyim hani farklı sorunlar mı oldu hani? Çözüm odaklı olmanız gerekiyor. Çünkü hani sorunları daha da büyüterek hiçbir yere varılmıyor. Mesela nişanlımla Allah'a şükür şu ana kadar doğru düzgün tartışmamız bile olmamıştır. Çünkü ikimiz de çözüm odaklıyız. Hani bir o yani her şeyi problem de yapmıyoruz. Mesela ben çok çalışıyorum. Yani çok çalışıyorum derken uzun saatler çalışıp hani 12 saat çalışıyorum. O yüzden mesela sürekli vakit ayıramıyorum. Ama bu aramızda da problem değil. Hani o kadar anlayışlı bir insan ki hani diyor ki hayatım çalışıyorsun zaten hani. Seni anlayabiliyorum. Hani insan sadece karşısındaki anlaması gerekiyor. Bunu dert edip hani ne bileyim işte ya bana vakit ayırmıyor şöyle böyle dediğin zaman olmuyor işte. Çünkü belirli bir yaşam var, belirli bir standartlar var hani. Bunların dışına çıkamıyorsunuz. Ah. Kısacası arkadaşlar 2 saniyenin garantisi yok. Kimse kendini fazla yormasın. Fazla düşünmesin hiçbir şey. Böyle kaçın doğaya, çayınızı demleyin. Temiz havayı içinize çekin. Bakın güneş de geldi. Şıpır şıpır her yer şu an. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.